İcraat İlim Kültür Derneği. En büyük problemlerimize çözüm aradığımız bir yer, bizim için bir kurtuluş noktası diyebilirim. Ekibimiz belki dünyanın en yetenekli ekibi değil ama en istekliler kategorisine gireriz diye düşünüyorum. Vizyonumuz, ileride yapacağımız çok güzel hedeflerimiz var. İnşallah Allah bu zamana kadar neyi nasip ettiyse gelecek noktasında da istediğimiz her şeyi bize nasip edecektir diye düşünüyoruz. Evet, ben Ahmet Taha İpek. Herhalde icraatın en başından beri buradayım. Burada yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var. Gerek bu gördüğünüz 4 katlı yerde hizmet eden, gerek sosyal medya üzerinde bizimle hizmet eden hanım erkek çok güzel bir ekibimiz var. 2014 yılında kurulduk. Devlet onaylı resmi bir derneğiz. Yani buradaki faaliyetler kesinlikle vatanın, milletin faydasına ve devletimiz tarafından takip ediliyor, biliniyor. Bu da bizi onur ediyor tabii ki. İlk ismimiz Yol Geçen Anı'ydı. 2014 yılında böyle 80 metrekare bir yerde başladık. Kısa sürede Allah nasip etti, böyle üniversitenin oralardaydı, Gaziantep'teydi bu arada o ilk yerimiz. Hızlı bir böyle bir büyüme süreci oldu. Allah'ım bize daha geniş, daha ferah, daha büyük bir han nasip et. Amin! 3 kişilik bir ekiple başladık. Sonra bu ekip arttı. Oraya gelen insanların sayısı arttı. Biz de dedik daha büyük bir yere geçelim. 1-1,5 sene sonra daha böyle merkezi yine Gaziantep'te 220 metrekare bir yere geçtik. Orada da elhamdülillah güzel faaliyetler başladı. Yani orada da mekan belli bir süre sonra dolup taştı. Ama şöyle bir şey vardı. Biz doymuyorduk yani. Allah Allah. Ya Rabbi, daha büyük bir medrese nasip et ya Rabbi. Özünde konuştuğumuz manalar bizi çok tatmin ediyor. Yani yıllardır tam aradığımız şeyler bunlarmış dediğimiz o manalar yüreğimize dolunca bunları daha fazla duymak, daha fazla göstermek, daha kaliteli göstermek bizim bir hedefimiz haline geldi. Peki neyi konuşuyoruz? Yani ölümün bile bir çözümü var. Ölümün çözümünü arıyoruz dediğimiz zaman çok garipseniyoruz. Halbuki bizler Müslümanız. Yani ölüme çözüm bulan insanlarız aslında. Bu çok garip bir şey değil. Hani ikinci bir diyarın varlığını, birliğini görmüş bir ekip. Dolayısıyla ölümün de çözümünü bulmuş. Yaşadığı dünyadaki zevklerin, hazların, lezzetlerin, o tatminsizliği var ya hepimizin o yaşadığı o bunalım anları. Onun da çözümünü bulmuş. Aradığı hayattaki o bütün kapıların kapanması, o istediği, yaşadığı dünyadaki bütün kapıların kapanması neticesinde bir çıkış aramış ve elhamdülillah onu bulmuş bir ekip. Özellikle gençlerden kurulan bir ekip. Dolayısıyla baktık, tatminsizliğin çözümü var, ayrılığın çözümü var, aşk acısının çözümü var, bu dünyaya niye geldik çözümü var ve en nihayetinde ayrılık gerçeği. Yani ölümün bile bir çözümü var. Kur'an'ın en büyük mesajı bu, değil mi? Dolayısıyla bunu görüp delilleriyle aklen, kalben alınca, tatmin olunca ister istemez o en büyük hedefe, o çözüme doğru koşuyorsun. Elhamdülillah böyle bir buraya fokuslanmış bir ekibimiz var şu an. Gaziantep'te belli bir kıvama, belli bir potansiyele ulaştı. Ama artık şu an yeri Üsküdar'ın merkezinde, İstanbul'da. İstanbul'a niye geldik? Gaziantep'ten daha yeniyiz bu arada. 4 ay oldu İstanbul'a geleli. Dediğim gibi bu manaları konuşup kalbin olunca, özellikle ekipte bizim Rıdvan var. Ya yeter artık. Hani Hacı abi yeter. Hani bir şeyler yapalım. Bakıyorsun ekibin geneli öyle. Hani gidelim, daha büyük oynayalım. Boğulacaksak büyük suda boğulalım. İşte bir sinema filmi çekelim. Birazdan onlardan da ufak ufak bahsedelim. Yapalım deyince bakıyorsun yani Gaziantep'te evet bir ortam vardı ama İstanbul derya deniz. Biz de ne yaptık? Böyle çok ani bir kararla oradaki yerimizi sattık. Oradaki ekibimizi topladık. Üsküdar'ın göbeğine geldik. Yani şu an metroya 30 metre mesafedeyiz. 3 ay içerisinde çok hızlı bir şekilde buradaki tadilat da bitti. 4 katlı bu bina artık bir icraate hazır hale geldi. Ya ne
neden böyle bir merkeze geldik? Kenarda da kalabilirdik. Ama yaydığımız mesaja çok inanıyoruz. Bütün insanların ihtiyaç duyduğu bir nokta bu. Ölüme çözüm arıyoruz ya, şaka gibi. Yani annenden, babandan, malından, kazandığın her şeyden ayrılacağın gerçeği var. Bunu inkar edemiyorsun. Ve bunun bir çözümü var. Bunu biz derslerimizi uzun uzun işliyoruz. Ama kısaca, ya bir tohum dirilmiyor mu? Bir toprak, ölü toprağın içine atıyorsun, canlanıyor değil mi? Her baharda bunu görüyorsun. Diriltmek diye bir hadise var ve biz de diriltenle tanıştık. Diriltenle, Allah'la tanışan diyorsun, ölümün de bir çözümü varmış ya. Bunu herkese duyurmamız lazım. En merkezde bizim olmamız lazım. Yani kafeler, barlar, buralar dolu biliyorsunuz. Üsküdar yine biraz daha iyi ama bu konuda yine çok merkezi noktalarda İslam çok konuşulmuyor buralarda. En büyük mesaj bizde, en çok ihtiyaç duyulan nokta bizde, en kenar köşede yine biz. Olmuyor, bu çelişiyor birbiriyle. O zaman en merkezde olmamız lazım. Çünkü mesajımız büyük. En ihtiyaç, yani böyle gençler falan yapıyor bu hizmeti ama 7'den 70'e yaşlısının belki daha çok ihtiyacı var şu an bu manaları duymaya. O yüzden en merkez nokta hakikatin kuvvetinden kaynaklanıyor. O kadar böyle dolup taşmışız ki bir girdik inşaatın içine, hiç bilmediğimiz bir şehir. Çevremiz yok. Bütün çevremizi orada bırakmışız. Yaklaşık 10 kişi geldik biz buraya. Direkt inşaatın içinde bulduk kendimizi. Direkt omuzumuzda büyük. Biz bu yükü istiyorduk. Çok istiyorduk. Ama bir tık böyle bir zorladı yani ilk süreçte. Ama sonra dedik ki biz bunu istiyoruz. Buna değer. O zaman yük azalmasın, omuzumuz kuvvetlensin. Her şey yolunda. Yolunda mı? Yolunda. Ayın altısında burayı bitireceğiz. Bitmezse? Bitmezse yeni şey yok. Bitecek. İnşallah. Koltuklar da geldi ama Allah için değer, borcun altına girmeye değer, derdinin altına girmeye değer, sıkıntının altına girmeye de değer. Çünkü bizim dünyaya haykıracağımız bir mesaj var. Herkese Allah anlatacağız ama gerçekten Allah anlatacağız. 2,5 ayda falan inşaatımız bitti. 4 aydır burada faaliyetteyiz ve çok güzel neticeler alıyoruz. Yani içeriye insanlar böyle dalabiliyorlar. Hızlı bir tadilat, hızlı bir süreç, hızlı bir gelişim, bir ekip işi aynı zamanda. Yani her kulvarda çok iyi olmanız gerekiyor. Bir takım oyunu. Maddi, manevi her alanda burası bizi çok hızlandırdı ve geliştirdi. İstanbul'un meyvelerini daha en baştan itibaren almaya başladık. Çok şükür. Ne yapmak istiyoruz? Bizim burada bir bilişim odamız var, bilişim ofisimiz var. 3. katta. Oraya elimizdeki bilgisayarları koyduk. Biz İslami Marvel olmak istiyoruz. Yani kısa ve öz bu. Bu hakikatleri en seri ve en kaliteli şekilde, sunmak istiyoruz. Biliyorsunuz Marvel belki de dünyanın en büyük stüdyolarından biri. Yılda 6 tane ortalama film çıkarıyor ve bu filmler gişe rekorları kırıyor. Ve o kadar görseli ki her kesimden, çocuğundan yaşlısına insanı cezbediyor. Ve verdiği mesajlar çok da ahlaki, dini, İslami içerikler değil tabii ki. Ama küçüklüğümüzden beri Spider-Man'i, işte Batman'idir, ondan sonra Iron Man'idir herhalde bilmeyen. Yok, değil mi? Kafamıza torudur, kazınıyor yani bunlar. Biz de dedik ki ya bizim mesajımız daha güçlü değil mi? Ölüme bile çözüm var dedik. O zaman bunu en güzel şekilde nasıl sunarız? O zaman bu alanda biz de olmalıyız. Bu işi en iyi biz de yapmalıyız. En az onlar kadar iyi olmalıyız. Bu yüzden burada bir stüdyo kuruyoruz, bir ekip topluyoruz. Bu ekiple inşallah en kaliteli içerikte İslami filmleri çekmeyi hedefliyoruz. Ekip gayret ediyor, dertleniyor, çalışıyor. Biz bu odayı Allah nasip ederse böyle daha büyük, geniş, komple bir stüdyo. Yani bir bina düşünün ki 5 katlı ve tamamen bir film stüdyosu. İcraat, film stüdyoları. Her katında ayrı bir icraat. İşte çekim ekibinin katı ayrı, montaj ekibi ayrı, efektler ayrı yerde tasarlanıyor. Oturup ekip senaryo yazıyor. Bir katında çayını kahvesini içiyor, yudumluyor. Ama komple İslami içerikler için dertlenmiş bir bina, tamamen ümmete, Müslümanlara ait. Düşünsenize, biz Müslümanlar olarak güçlü işler yapıyoruz. O stüdyoda koca bir İslami stüdyomuz olacak. Gelecek senede Allah nasip eder diye düşünüyorum bundan. Bir sonraki aşaması bunun Metaverse de olabilir yani. Metaverse dalgasına biz de kapıldık. Belki o Metaverse'e de yerimizi alacağız. Dolayısıyla bir film çekme hayalimiz var. Bir noktada da bu işi bir sosyal medya platformuna taşıma hayalimiz var. Instagram'ı, YouTube'u hepimiz kullanıyoruz. Ama bize ait, kurallarını bizim belirlediğimiz bir platformumuz da olsun istiyoruz. Biliyorum çok hedefimiz, çok hayalimiz var ama buraya kadar çok kolay yollardan gelmedik. O noktalar da belki zorlu ama
buraya nasıl vardıysak Allah oralara da varmayı bize nasip edecek. Bunu biliyorum. Bir platformumuz da olsun istiyoruz. İslami Netflix o da. İçerikler, kısa filmler, çizgi filmler, diziler ama görseliyle, kurgusuyla, senaryosuyla insanlara çözüm vaat eden, yaralarına merhem süren, dünya ve ahiret onları kurtuluşa götüren içerikte bir platform. Kurallarını bizlerin belirlediği, İslam'ın belirlediği bir platform. Bunu da istiyoruz. Temellerini şimdiden atıyoruz burada. Tabii böyle İslami içerikler, gayret, faaliyet dediğin zaman insanlar biraz korkuyorlar. Ben onlara da hak veriyorum. Bu ülke, bu millet biraz yara aldı. Ama kesinlikle o yaralarımızdan, hani diyoruz ya küllerimizden tekrar doğmaya ihtiyacımız var. Çünkü önümüzdeki tatminsizliğinden tutun ölümüne kadar her noktayı çözmeye hala ihtiyacımız var. Bu noktada bizi izleyen, buraya gelen herkesin gönlü ferah olsun. Buralardan, buradaki kişilerden kimseye bir zarar gelmez. Aksine bu zamana kadar hep herhalde faydamız dokunmuştur diye düşünüyorum. Yani bir örgüt mörgüt değiliz yani. Gayet her şey ortada. Üsküdar'ın göbeğindeyiz ya da. Ne olabilir ki yani? Meydandayız. Her şey ortada. O yüzden buraya gelmelerini, bizi tanımalarını, bu ortamı gezmelerini ben net tavsiye ediyorum. Hanımlar için de burada faaliyetlerimiz var. Hanım kardeşlerimiz de çok güzel koşturuyorlar. Belki bazı noktalarda erkeklerden daha iyi koşturuyorlar. Bunu söyleyeceğim. Daha iyiler. Hanımlar için de burada pazar günleri. Sadece hanımların katıldığı, hanımların ders yaptığı bir gün yapılıyor. Dolayısıyla hafta içi, cumartesi gününe kadar özellikle erkek kardeşler. Hafta sonunda sadece pazar günü hanımlar gelebilir. Sosyal medya üzerinden iletişime geçebiliriz. Dolayısıyla bu icraatı herhalde hızlandırmak için 4000 noktadan çalışmalıyız. Yara aldık. O yaralarımızı beraber sarıp inşallah tekrardan icraat göstererek hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu bir başarı videosu falan değil. Bu bir başlangıç videosu.